Arkadaşlar artık OBEB-OKEK'te son dersimize geldik. Problemlere başlamıştık. Onu da yukarıda çözdüğümüz soruda sonlandırmıştım. Yine OKEK problemleriyle yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Bu da yine kendi içinde bir soru çeşidi. OKEK'le ilgili 35, 36 ve 37 olmak üzere. Yine şöyle bir göstereyim. Şimdi 35'te çözecek olduğumuz sorular bize... Net bir şekilde bu şekilde de hazır olarak verilebilir. 37'de olduğu gibi ya da hikayeli olmak üzere de verilebilir. Bu ya da buna benzer soru tarzları aslında bölünebilme konusunda da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Şöyle ki işte elimizde bulunan bir sayının 5'e bölümünden kalanı 2, 6'ya bölümünden kalanı 3, 8'e bölümünden kalanı 5 olduğuna göre de diye girebilir. Bölünebilmede de karşımıza çıkan bir soru çeşididir. Ama özellikle okek problemlerinde de karşımıza çıkar. Şimdi problem olarak karşımıza çıktığında bir çiftçi torbasındaki fındıkları beşerli gruplara ayırırsa iki fındık diye devam ediyor. Çiftçinin torbasında bulunan fındık sayısına ben A olsun diyeceğim. Beşerli gruplara ayırdığımızda güya x tane grup olsun. O zaman biz buradaki fındıkları 5 çarpı x artı kalan yani fındık sayısını temsilen 5x artı 2 yazabiliriz. Devam edelim. Aynı fındıkları 6'şarlı gruplara ayırdığımızda 3 fındık artıyormuş. O zaman y tane grup 6y artı 3 olur. Yine fındıkları 8'erli gruplara ayırdığımızda 5 fındık artıyormuş. O zaman 8'erli z tane grup artı 5 tane fındık. Yani bu şu demek. Torbada bulunan fındıkların sayısının 5'e bölümünden kalanı 2, 6'ya bölümünden kalanı 3, 8'e bölümünden kalanı 5'tir. Bu yine kendi içinde bir soru tarzıdır demiştim. Taktiğimiz şu. Fındık sayısının 5'e bölümünden kalanı 2. Ah be keşke torbada 3 tane fındık olsaydı. 2 3 daha 5 o zaman 5'e tam bölünürdü. 3 tane fındık olsaydı 3 3 daha 6 6'ya tam bölünürdü. 3 tane fındık olsaydı 5 3 8 8'e tam bölünürdü. Ha demek ki torbadaki fındık sayısının 3 fazlası 5'e, 6'ya ve 8'e tam bölünüyormuş diyoruz. Bu tür sorularda ya herkese aynı sayıyı ekleyerek ya da aynı sayıyı çıkararak kurtulabiliriz. Torbadaki fındık sayısının 3 fazlası 5'in 6'nın ve 8'in ortak katlarının en küçüğüne eşit olmasını yakaladık. 5, 6, 30, 38, 120. Yani bu şu demek. Torbadaki fındık sayısının 3 fazlası ya 120'dir ya da 120'nin bir katıdır. Çiftçinin torbasındaki fındık sayısı 800'den az olduğuna göre o zaman 120 240, 360, 480, 600 ve 720. Yani 800'den az olmak üzere 120'nin en büyük katı 720'dir. Torbadaki fındık sayısının 3 fazlası eşittir 720. A'yı yalnız bırakırsak 717. Torbadaki fındık sayısı 800'den az olmak üzere en çok kaç olabilir? 717 olabilir diyoruz ve cevap C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Geldik 36. soruya. A, B ve C pozitif tam sayılardır. Büyük A eşittir 10 çarpı A. Yani 10'un katı 15 çarpı B. 15'in katı 25 çarpı C. 25'in katı. Ve bizim bu A dediğimiz değer 700'den büyükmüş. A'nın en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır? ABC pozitif tam sayılardır dedik. Şimdi o zaman 10'un katı, 15'in katı, 25'in katı olan en küçük sayıyı yakalayalım. 10, 15, 30, 30 da 25, 150 de bir araya gelir arkadaşlar. 700'den büyük, 150'nin katı olan en küçük sayıyı yakalayacağız. 300, 450, 600 ve 750. 700'den büyük ve 150'nin katı olan en küçük sayı 750'dir. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır? 7, 5, 0 rakamları topladığımızda 12'dir. Doğru yanıtımız A şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik 37. soruya. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. A sayısı eşittir 12x, 20y, 35z yani 12'nin, 20'nin, 35'in katı olacak. A'nın alabileceği en küçük ve en büyük 3 basamaklı sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. O zaman yine 12'nin, 20'nin, 35'in en küçük ortak katını yakalayalım. Bunu ister çizgi çekerek yapın, isterseniz hemen şöyle yapın. 12, 20, 60'ta birleşir. 60'ta 35. Oradan 5, 420. Arkadaşlar bu 3 tane sayının ortak katlarının en küçüğü yani o okay keki 420'dir. 3 basamaklı alabileceği en küçük değer 420. En büyüğü de bunun bir tık fazlası yani 2 katı olan 840'tır. Ve bu ikisinin toplamı 1260 olur. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. <laughs> Devam edelim. Şimdi sıra geldi OBEB ve OKEK ile ilgili alan problemlerini, <laughs> OBEB, OKEK alan problemlerini de yine kendi içinde OBEB'de de alan, OKEK de alan diye ayıracağız. Hangisinin OBEB alan ya da OKEK alan problemi olduğunu bulurken de şunu göz önünde bulunduracağız. OBP ile ilgili bölen demiştik, parçalara ayırmak. Eğer burada dikdörtgen şeklinde olan bir bahçeyi, bir havuzu, bir tabanı, tavanı ya da yan duvarı karesel parçalarla doldurmak ya da kare parçalara ayırmak gerekirse o de alan problemidir. Tam tersine küçük dikdörtgen parçalarını bir araya getirerek eğer bir kare şekli elde edeceksek o da o kekte alan problemidir. Şimdi bakalım Kenar uzunlukları 60-36 olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla eşit alanlı kare parsellere bölünecektir. OBEB'de alan problemi. Kenar uzunlukları 360-680 olan yani dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı eş kare fayanslarla doldurulacaktır. OBEB'de alan problemi. Yani doldurmak ya da bölmek var. Diğerlerine bir bakalım. Kenar uzunlukları 12-15 dikdörtgen şeklinde olan levhalar yan yana getirilerek bir kare oluşturulacak. Yani parçadan bütüne gidiyoruz. O zaman ortak bir katta buluşmamız lazım. O kek de alan problemidir. <laughs> 41. soru. Kenar uzunlukları 15'e 21 olan dikdörtgen şeklindeki tahta parçaları yan yana alt alta dizerek kare yapılacaktır. Yine parçalar bir araya getirilerek bir bütün elde ediliyor. O zaman bu da ortak katta buluşmayı gerektirecek. O kekte alan problemidir. Hem obep'te hem de o kekte alan problemi söz konusu olduğunda ya parçalara ayırıyoruz ya da bir araya getiriyoruz. 38. soru. Kenar uzunlukları 63'e 36 olan dikdörtgen şeklindeki bir ne diyor bize? Tarla. O zaman şöyle bir tarla çizelim. Kabaca. Kenar uzunlukları 63'e 36. Kısası 36, uzunu 63 olsun. Eşit alanlı kare parselleri ayrılacaktır. Ve hiç yer artmayacaktır. En az parsele ayırabilmemiz için 36'yı da 63'ü de bölen en büyük sayıyı kullanmamız gerekir. Yani bizi dolaylı olarak aslında ortak bölene yönlendiriyor. 36 ile 63'ü bölen en büyük sayı 9'dur. Ve o 9 elde edeceğimiz her parselin bir kenar uzunluğudur. 9 9 9 9'luk parseller elde ederiz arkadaşlar. Soru da şu. En az kaç parsele ihtiyaç vardır? Şimdi bu ya da buna benzer parsel adedi bulmak ya da kare fayanslarla kaplamak istediğimizde fayans adedi bulmak, bir duvarı kare tablolarla kaplamak ya da tavanı straforlarla kaplamak olduğunda eleman sayısının az olması için o bebe ihtiyacımız var. Bulurken de şunu kullanıyoruz. Merak edilen şu. Acaba bu büyük alanın içinde yani 36 çarpı 63'lük alanın içerisinde acaba kaç tane 9 çarpı 9'luk alanlardan vardır? Soru işaretini yalnız bıraktığımda 36 çarpı 63 bölü 9 çarpı 9 olur. Ve aslında bu da bize şöyle bir pratik bilgi getirir. Büyük alan bölü küçük alan işimizi görür. Bunu not alabilirsiniz. Böldük böldük 4 böldük böldük 7. Bunun manası şu. 36'yı 9'a böldüğümüzde 4 tane satır 63'ü 9'a böldüğümüzde 7 tane sütun bulmuş oluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 kere 4 ya da 4 kere 7. 28 parsel elde etmiş oluruz. Ya da fayansla kaplıyorsak 28 fayansa ihtiyacımız var demektir. Geldik sıradaki soruya. 39. soru. Kenar uzunlukları 360'a 680 olan bir odanın tabanı 360'a 680 olmak üzere eş kare fayanslarla boşluk kalmayacak şekilde döşenecektir. Buna göre tarla değil tabii ki o da en az kaç fayansla işte kaplanabilir ya da en az kaç fayansa ihtiyaç vardır. Cümleyi burada düzeltelim. Yani o da en az kaç fayansla kaplanabilir dememiz gerekiyor. Cümleyi düzelttik. Yine o zaman ile 680'in ortak bir çarpanına ihtiyacımız var. ile 680'i bölse bölse en büyük işte çizgiyi çektik. Ortakları çarptık çırptık. 40'tır arkadaşlar. Yani 40'a 40'lık kare fayanslara ihtiyacımız vardır. 360'ı 40'a bölersek 9. O zaman 9 satıra ihtiyacımız var. 680'i 40'a bölersek oradan da 17 tane sütun ortaya çıkmış olur. En az kaç tane fayansa ihtiyacımız var dediğimizde yine merak edilen olay şudur. Acaba 360 çarpı 680 olan bu büyük alanın içerisinde şu küçük alandan yani 40 çarpı 40'tan kaç tane vardırı bulmamız gerekiyor? Sadeleştirdik 9, Sadeleştirdik. 17. 9 çarpı 17'den 90, 63. 153 tane fayansa ihtiyaç vardır arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Eğer dikdörtgensel bir parçayı, alanı kare parçalarla doldurmak ya da kare parçalara ayırmak istiyorsak bu bir OBEP'te alan problemidir diyoruz. Devam edelim. Geldik 40. sorumuza. Kenar uzunlukları 12 15 olan dikdörtgen şeklindeki levhalar yan yana, alt alta dizilerek bir kare oluşturulacaktır. Kenar uzunluğu 12'ye 15 olan yanına bir tane daha, altına bir tane daha. Biraz ölçülü olsun. Koyarak kare şeklinde bir yapı oluşturacağız. 12, 12, 12 diye gidecek. O zaman karenin bir kenar uzunluğu 12'nin katı olmak zorunda. 12k1. 15, 15, 15 diye gidecek. Karenin bir kenar uzunluğu da 15'in katı olmak zorunda. E karenin kenar uzunlukları birbirine eşit olmalı biliyoruz. Hem 15'in hem de 12'nin en küçük ortak katı olsun ki en az levhaya ihtiyacımız olsun. 12 ile 15'in ortak katlarının en küçüğü yani o keki oradan kaç gelir? 3, 4, 60 gelir. Yani bir kenar uzunluğu 60 olan kare elde edebilirmişiz. Merak edilen levha sayısı yine aynısını yapacağız arkadaşlar. Acaba büyük alan olan 60 kere 60'ın içerisinde Kaç tane şu küçük alandan var? Yani 12 çarpı 15. Büyük alan bölü küçük alan işimizi görür. 60'ta 12 5 kere. 60'ta 15 4 kere. 5 kere 4 20. Yani 20 tane levha ile en küçük alanda bir kare oluşturabiliyormuşuz. Doğru yanıtımız e şıkkıdır. Diyoruz ve devam ediyoruz. Geldik 41. soruya. Kenar uzunlukları dan önce şurada ufak bir hemen temizlik yapalım. Kendimize bir yer açalım. Kenar uzunlukları 15'e 21 olan dikdörtgen şeklindeki bir tahta parçaları yan yana, alt alta dizilerek bir kare yapılacaktır. Yine benzer bir soru. Kenar uzunlukları 15'e 21 yan yana, alt alta dizilerek bir kare elde edilecekmiş. Merak edilen olay en az kaç taneye ihtiyaç vardır? Kare olduğu için 15'in katı olacak, 21'in katı olacak. O zaman hem 15'in 21'in en küçük ortak katı. Bunlar nerede birleşir? 3 5 105. Yani bir kenar uzunluğu 105 olan bir kare elde etmemiz gerekiyormuş. Kaç tane tahta parçasına ihtiyaç vardır sorusunu şunu getirecek. Acaba büyük alan olan 105 kere 105'in içerisinde şu küçük alandan kaç tane var? 15 çarpı 21. Sadeleştirelim. 105'te 15 7 kere, 105'te 21 5 kere, 7 kere 5 35 tane. 35 tane tahta parçasıyla istenilen şekil elde edilir. Doğru yanıt D şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, OBEP OKEK problemlerinde söz konusu alan olduğunda hem OBEP'te alan hem OKEK'te alan vardır. Yine söz konusu hacim problemi olduğunda yine hem OBEP'te hacim hem de OKEK'te hacim problemi vardır. Az önce alanda yapmış olduğumuz ayrımı aslında yine burada yapıyoruz. Az önce iki boyutta çalıştık. Şimdi üç boyutta çalışacağız. Az önce o dikdörtgeni bölmek ya da doldurmak şimdi dikdörtgenler prizmasını ya kübik kübik dilimlere ayıracağız ya da küp şeklinde parçalarla dolduracağız. Ki bu obepte hacim olacak. Ya da dikdörtgenler prizması şeklinde olan küçük parçaları bir araya getirerek bir küp elde etmemiz gerekirse o da o kekte hacim olacak. Şimdi ilk sorumuz burada. Kenar uzunlukları 84'e 96 24 olan bir karton kutunun içine boşluk kalmayacak şekilde eş hacimli küp kutular yerleştirilecektir. En az kaç küp kutu kullanılır? Şimdi o zaman burada kabaca şöyle dikdörtgenler prizmasını çizelim. Kenar uzunlukları 84, 96, 24. Şurası 24 olsun. Şurası 84, şurası da 96 olsun. Merak edilen husus şu. En az kaç küp kutu kullanılır? Hiç boşluk kalmayacak ve eş hacimli olacak. <laughs> Şöyle yapıyorum. Doldurmak için kullanacağımız küplerden bir tanesi şu olsun. Şunun da devamını çizeyim. Doldururken kullanacağımız kübün bir kenar uzunluğu diyelim ki x, x, x olacaksa bu x 24'ü tam bölmeli. Bu x aynı zamanda 84'ü tam bölmeli. Ve bu x aynı zamanda 96'yı tam bölmeli. 24'ün, 84'ün ve 96'nın 24, 84 ve 96'nın ortak bölenlerinin en büyüğü söz konusu olduğunda çizgiyi çektik. Ortak sayıları bulduk ve bunları çarptık diyelim. Bunları bölse bölse en büyük 12 böler arkadaşlar. Yani bulduğumuz bu 12 elde edeceğimiz daha doğrusu kullanacağımız kübün bir kenar uzunluğudur. Yani bir kenar uzunluğu 12 olan kübün bir kenar uzunluğu 12'dir. 12, 12, 12'lik küplere ihtiyacımız vardır. Yine merak edilen olay adedidir. Şöyle yapıyoruz. Bu büyük hacmin içerisinde acaba bu küçük hacimden kaç tane var sorusuna cevap bulacağız. Hacim bulmak söz konusu olduğunda üç farklı ayrıtı çarparız. Hacmi 24 çarpı 84 çarpı 96 olan bu büyük hacmin içerisinde Acaba hacmi 12 kere 12 kere 12 olan bu küçük hacimlerden acaba kaç tane var? Onu bulacağız. Söz konusu alan olduğunda büyük alan bölü küçük alan, hacim olduğunda da büyük hacim bölü küçük hacim işimizi görüyor. Böldük 2, böldük 7, böldük 8. 7 kere 8 56. Çarpı 2'den 110 iki tane küp işimizi görüyormuş En az kaç küp, küp şey kaç küp kutu kullanılır 112 tane doğru yanıt değişiklidir diyoruz ve devam ediyoruz <laughs> geldik 43'e ortalığı bir temizleyeceğim sonra sorumuza başlayacağız Boyutları 105, 45, 60 olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutunun içerisinde bir ayrıtının uzunluğu tam sayı olan küp şeklinde eş paketler yerleştirilecektir. Yine buraya bir dikdörtgenler prizması çizelim. <laughs> Kenar uzunlukları 45, 60 ve 105 olmak üzere hiç boşluk kalmayacak şekilde en az kaç paket yerleştirilebilir demiş. Olay yine aynı. 45'i, 60'ı, 105'i hiç artmayacak şekilde bölen en büyük sayıya ihtiyacımız vardır. 45'i, 60'ı ve 105'i çizgiyi çektik. Ortak bölenleri yazdık. Ortak bölenleri çarptığımızda 15'i buluruz. 15 doldurmak için kullanacağımız kübün bir kenar uzunluğudur. 15, 15, 15. Yine merak edilen aynı husustur. Acaba 45 çarpı 60 çarpı 105 olan bu büyük hacmin içerisinde 15 kere 15 kere 15 olan bu küp hacmi yani küçük hacimden kaç tane varı bulmuş oluyoruz. Sadeleştirelim. 45'te 15 3, 60'ta 15 4 çarptık, böldük 7. Oradan 28 çarparsak 84 olur arkadaşlar. Yani 84 tane kutuyla biz bu işimizi hallediyormuşuz. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Sıra geldi 44'e. Hadi bakalım. Kenar uzunlukları 9, 15, 18 olan süt kutuları ile en küçük hacimli bir küp elde edebilmek için. Şöyle küçük bir küp şey dikdörtgenler prizması çizeyim. Kenar uzunlukları 9, 15, 18. Arkadaşlar bunun yanına bir tane daha <laughs> Bu tarafa bir tane daha ya da altına bir tane daha hani olmak üzere devamında bunları yan yana getirdiğimizde bir küp elde etmemiz gerekiyor kaç tanesini ihtiyacımız var onu bulacağız <laughs> şimdi olay şu. Kenar uzunluğu güya eğer 9'u buraya vereceksem 9 9 9 9 9 9'un katı olması gerekiyor. Sonra 15 15 15 15 kübün bir kenar uzunluğu 15'in katı olması gerekiyor. 18 buraya verdim varsayalım. O zaman burası da 18'in katı olması gerekiyor. Elde edeceğimiz kübün bir kenar uzunluğu 9'un, 15'in, 18'in ortak katlarının en küçüğü olmalı. 9, 15, 18. Şurada fazladan yazdık. 9 15 18. 18 zaten 9'un katı. O zaman 15 18'in ortak katını aldık. Çizgiyi çektik. 2'ye, 3'e, 5'e böldük. Çizginin sağ tarafındaki bütün sayıları çarparsanız 90'ı buluruz. Bulduğumuz 90 elde edeceğimiz kübün bir kenar uzunluğudur. Yani 90'a 90'a 90'lık bir küp elde etmemiz gerekiyor. Merak edilen şu kaç tane süt kutusuna ihtiyaç vardır? Küçük hacimli dediği için en az mantığını gidiyoruz. Yine merak ettiğimiz olay şu olacak. Bu bir kenar uzunluğu 90 olan büyük hacmin içerisinde Acaba şu süt kutusu gibi olan küçük hacimden kaç tane var? 9 çarpı 15 çarpı 18. Sadeleştirmemizi yapalım. Böldük 10. Böldük 6. Böldük 5. 6 kere 5 30 çarpı 10'dan 300. 300 tane süt kutusu ile en küçük hacimli bir küp elde edebiliyormuşuz. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Geldik 45'e. Değerli arkadaşlar, yine bir konuda hem de önemli olan bir konuda artık yüzdük, yüzdük. Kuyruğuna geldik diyelim. Son sorumuzu da çözelim. Artık bu işi halledelim. Şunlar silinmemiş. Ortalık biraz temiz olsun. 45. Yukarıda verilen kutudan yeterli yeterli adette mevcuttur. Bu kutular yan yana, alt alta dizilerek en küçük hacimli bir küp elde edebilmek için kaç tanesine ihtiyaç vardır? Az önce süt kutularını yan yana getirip de bir küp elde etmiştik. O zaman bunları da yine aynı şekilde yan yana, alt alta, üst üste getirerek en küçük hacimli bir küp elde etmemiz gerekiyor. Merak edilen yine şu olmalı arkadaşlar. Kırmızı olsun. 6, 6, 6, 6'nın katı olacak. Bir kenar uzunluğu 10, 10, 10. O zaman 10'un katı olacak. 18, 18, 18. O zaman 18'in katı olacak. Elde edeceğimizi düşündüğümüz kübün bir kenar uzunluğu 6'nın, 10'un ve 18'in en küçük ortak katı olmalı. 6, 10, 18. Çizgiyi çektik. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 3'e böldük. Hepsini çarptık. Bunların en küçük ortak katı 90'dır. Yani elde edeceğimiz kübün bir kenar uzunluğu 90'mış. 90, 90 ve 90'dır. Kaç tane ihtiyacımız var olayını? Büyük hacim bölü küçük hacimle bulabiliriz. 90 çarpı 90 çarpı 90'ın içerisinde acaba kaç tane şu küçük hacimden var? Ona bakıyoruz. 6 kere 10 kere 18 bölersem 15 bölersem 9 bölersem 5 5 kere 15'ten 75 750'den bir tane 75 çıkartırsam 675. Yani buradaki işlemin sonucu 675. Kenar uzunlukları 6, 10, 18 olan 675 tane mevcut yapıdan varsa en küçük hacimli bir küp yapabiliyormuşuz diyoruz. Ve arkadaşlar o bep o kekte problemleri de bitiriyoruz. Matematiğin en başından Obep Okek'in bu sonuna kadar aslında kritik bir işi geride bırakmış oluyoruz. Obep Okek ve öncesi bir tarafa, Obep Okek'ten sonra çarpanlara ayırmaya kadar olan kısım bir tarafa. Yani birinci yarının aslında tüm matematiğin dörtte birini şu anda geride bıraktık. Obep Okek'e kadar inatla ve ısrarla burada yolumuza devam ettiğimiz arkadaşlar artık bundan sonra işimiz daha kolay olacak. Daha çok aşina olduğunuz rasyoneller, denklemler, üsler, köklülerle karşılaşacağız. Şu ana kadar o kek olayına kadar bitirdik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.